1851'de Sir Austin Henry Laird, Musul kenti yakınlarında yürüttüğü kazılarda son Asur kralı Asurbanipal'in kütüphanesini ve çok sayıdaki tarihi eseri ortaya çıkarmıştır. 1872 yılında arkeoloji ve tarihle ilgili araştırmalar yapan İngiliz George Smith Laird'ın ortaya çıkardığı kil tabletleri üzerinde çalışırken, özellikle Nuh tufanı olarak bilinen olayı tabletlerden okurken kutsal kitapta anlatılan bir olayın bağımsız bir kaynakta doğrulandığını gördü. Nuh tufanı, Gılgamış destanı, Babil Kulesi olarak bilinen efsanelerin Sümer kil tabletlerinde ortaya çıkarılmasıyla tabletler üzerinde araştırmalar daha da büyüyerek devam etti. Bununla ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirildi. Bu araştırmalardan üzerinde en çok tartışma yaratanıysa antik tarih, arkeoloji araştırmacısı Zecharia Sitchin'in çalışmalarıdır. Sitchin, Tanrı olarak bilinen insanüstü varlıkların eski dönemlerde gerçekten yaşamış olduklarını ve insanoğlunun varoluşunu etkileyen olaylar zincirinin baş aktörleri olduğunu iddia etmiş ve bu bulguların Sümer belgeleri tarafından desteklendiğini ileri sürmüştür. Sitchin'e göre Güneş sisteminde diğer gezegenlerin tersi istikametinde yol alan ve 3600 yılda bir Güneş sisteminin ortasından, yani Mars'la Jüpiter'in arasından geçen Nibiru adındaki gezegenden dünyaya gelen Anunnaki olarak adlandırılan insansı varlıklar kendi atmosferleri için gereksinim duydukları altın madeninin dünyada bolca olduğunu gördükten sonra altın çıkarmaya ve sevk etmeye başladılar. İlerleyen dönemlerde oldukça zahmetli olan bu altın çıkarma işinde yardımcı olacak ilkel işçileri genetik müdahale ile yaratırlar ve böylece ilk insanlar yeryüzünde yaşamaya başlarlar. Sitchin, Sümer tabletlerinde Nibiru adlı bir gezegenin önceleri Mars ve Jüpiter arasındaki bir yörüngede olan Tiamat adı verilen gezegenle çarpıştığını ve çarpışma sonrasında Tiamat'tan kopan büyük parçanın dünyayı oluşturduğunu, kopan diğer parçaların Güneş sistemine dağılarak asteroid kuşağını meydana getirdiğini ve Tiamat'ın en büyük uydusu olan Kingu'nun dünyanın uydusu olan Ay olarak kalmış olduğunu belirten anlatımlara rastlandığını belirtmiştir. Sümerlerin son iki asırda keşfedilen gezegenler de dahil olmak üzere Güneş sistemindeki tüm gezegenleri, pozisyonları ve büyüklükleriyle biliyor olduklarını, Uranüs'ü parlak yeşil, Neptün'ü yeşilimsi mavi olarak tanımladıklarını ve gezegenlerin bu özelliklerinin modern teknoloji sayesinde ancak son birkaç yılda doğrulanmış olduğunu ve Sümerlerin binlerce yıl önce sahip oldukları bu muazzam astronomi bilgilerini Anunnakilerden öğrendiklerini ileri sürmüştür. 1780'e kadar ve ondan önceki yüzyıllar boyu insanlar Güneş sisteminde 7 üye olduğuna inanmışlardı. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Dünya bir gezegen olarak sayılmıyordu çünkü. Diğer gök cisimlerinin dünyanın etrafında döndüğüne inanılıyordu. Bugün Jüpiter ve Satürn'ün ötesinde Güneş sistemine ait olan iki büyük Uranüs ve Neptün'den bahsediyoruz ve bir üçüncü küçük gezegenin Plüton olduğunu biliyoruz. Ancak bu bilgi oldukça yeni. Uranüs, gelişmiş teleskoplar sayesinde 1781'de keşfedilmişti. Onu 50 yıl kadar izleyen araştırmacılar, yörüngesinin bir başka gezegenin etkisini gösteriyor olduğu sonucuna vardılar. Matematik hesaplamalar yardımıyla Neptün ise 1846'da tespit edildi ve 19. yüzyılın sonunda Neptün'ün de bilinmeyen bir başka yerçekim etkisine maruz kaldığı anlaşıldı. Güneş sistemimizde bir başka gezegen mi vardı yoksa? Bulmaca 1930'da Plüton'un gözlenmesi ve yerinin saptanmasıyla çözüldü. Sümerliler ellerinde araç ve gereç olmasa da küresel bir astronomi ve geometrinin gerektirdiği gelişmiş astronomik ve matematik bilgisine sahip miydiler? Dillerinin gösterdiğine göre gerçekten de sahiptiler. Göklerin kavisi veya yayından söz ederken dup terimini, yani astronomide dünyanın 360 derecelik çevresi anlamına geldiğini kullanmaktaydılar. Astronomik ve matematik hesaplamaları için An-Ur çizdiler.
Bu da gök cisimlerinin doğuş ve batışlarını ona oranlayarak ölçebilecekleri hayali bir gök ufkuydu. Bu ufka dikey olarak bir dik çizgi uzattılar. Nubu Sar da bunun yardımıyla referans noktasını elde ettiler ve buna Anpa dediler. Boylam dediğimiz çizgileri çizdiler ve onları derecelenmiş boyunduruk enlemleri ise göklerin orta çizgileri diye adlandırdılar. Örneğin yaz gün dönümünü işaret eden enleme Anbil, yani göklerin ateşli noktası dediler. Zichin 12. Gezegen adlı kitabında Sümer tabletlerinden yola çıkarak bundan binlerce yıl önce Güneş sisteminde bir gezegenin daha bulunduğunu belirtiyor. Metinlerde açık bir şekilde Mulmul Ulşu 12, Mulmul 12'den oluşan bir banttır diye belirtilmektedir. Mulmul teriminin tüm gök cisimlerini içeren göksel yapı olduğunu belirtmek üzere tekrarlanarak Güneş sistemini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Sümer uygarlığının aniden ortaya çıkması ve yine aniden ortadan kaybolması, aynı dönemde inşa edilmiş devasa yapılar, maymunlarla Homo sapiens arasındaki eksik evrim halkası ve son dönemde yapılan bazı bilimsel keşifler Sitchin'in çalışmalarına ilgiyi arttırmıştır. Nibiru'dan 450 bin yıl önce dünyamıza gelen Anunnakiler, yani Nefilim ve Elohim'den bahsediyoruz, 300 bin yıl kadar önce gen mühendisliği sayesinde kendi genlerini dünyadaki hominidlerle karıştırarak ilk insanların ortaya çıkmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır. Dünyaya yapılan ilk seferin lideri aynı zamanda genetik çalışmalarını da yöneten Enki'dir. Genetik mühendislik ve Adem'in nasıl üretildiği Enki mitinde açıkça anlatılır. Enki'nin simgesi olan birbirine dolanmış iki yılan günümüz tıbbının da simgesidir ve aynı zamanda DNA'nın çift sarmalını da simgeler. Sümer mitolojisinde Anunnaki, dünyaya gelip tüm ırkları yaratan iyi ve kötü tanrıların ve tanrıçaların hepsini temsil eder. Sümer kayıtlarına göre Nefilim erkeklerinin boyu 3 ila 5 metre arasında değişiyordu. Sitchin'e göre 300 bin yıl önce Anunnakiler, yani göklerden dünyaya gelen anlamında, Anunnakiler tarafından genetik müdahale ile yaratılan ilkel işçilerin melez olmaları sebebiyle üreme yetenekleri bulunmamaktaydı. Ve klonlama için 7 tanrıça Anunnaki gönüllü olmasına rağmen yeterli sayıda işçi üretilmesi konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Daha sonra ilk mükemmel insan Adamu yaratıldı. Fakat dişilere hala üreme yeteneği kazandırılamamıştı. Adamu'nun kaburga kemiğinden alınan özüt ile hazırlanan karışım Enki'nin karısı Ninki'nin rahmine yerleştirildi ve kadın anlamına gelen İsa yaratıldı. Adamu kendisine bahşedilen karısına yaşamın dişisi anlamına gelen Çava adını verdi. Aden'deki bahçede yaşam ağacına, yani ölümsüzlük ağacından bahsediyoruz, yaklaştıkları için bölgeden kovuldular ve dünya üzerinde dolaşmaya ve üremeye başladılar. Arkeolog, tarihçi, antik diller uzmanı, sosyal bilimci Zecharia Sitchin'e göre kutsal kitaplarda anlatılan olaylar dinsel bir öykü değil, gerçek tarih. Dünya Tarihleri Zaman Çizelgesi adlı kitabında şöyle diyor: "Mitoloji bir hayal değildir, fakat eski hatıraların saklandığı bir hazinedir. Kutsal kitaplar bilimsel ve tarihsel bir döküman olarak harfi harfine okunduğu takdirde hayal edilenden daha eski ve büyük uygarlıklar varlıkları anlaşılacaktır. Uzak geçmişte dünya başka canlılar tarafından kullanılmış bir yerdir. Mısır piramitleri iniş alanlarının fenerleridirler. Sina Yarımadası 4000 yıl önce Tanrılar Savaşı'nda yok edilen özel bir üstür. Tevrat ve İncil dinsel bir metin olarak değil, tarihsel, bilimsel bir döküman olarak okunmalıdır. Antik büyük uygarlıkların kökeni
dünya dışıdır. Kutsal kitaplardaki tüm mucizeler onların teknolojisinden başka bir şey değildir. Sitchin, antik bilginin dünyaya Anunnakiler tarafından getirildiğini ileri sürerken modern bilimin antik bilgiyle uyum sağlamaya başladığını ve devamı olduğunu söylemektedir. Tevrat'ın Genesis bölümünün 6. bölümünde adları geçen ve tufandan önce insanoğullarının kızlarıyla evlenen Nefilimlerin Nibiru'dan geldiğini yazar. Gezegenin adının anlamı artı veya haç demekti. Nefilim sözcüğünün özgün anlamı Tanrı'nın oğulları ya da göklerden gelen devlerdir. İbranice'deki Nafal sözcüğü de Nefilim yorumunu destekler gibidir ve düşüş ya da düşenler anlamındadır. İniş yeri veya irtibat merkezi Sina Dağı'dır. Yani uzay üsleri Sina Dağı'ndaydı ve Kudüs'ün önemi bu yüzdendi. Tüm antik metinler, kutsal kitaplar, eski Yunan ve eski Mısır mitolojilerini içeren metinler, piramit yazmaları ilk uygarlık olan 6000 sene öncelerde yaşayan Sümerlerle ilişkilidir. Diğer bir deyişle efsanelerin ve mitlerin kaynağı Sümerlerdir. Sümerliler, bildiğimiz her şey bize Anunnaki tarafından öğretildi diyorlardı. Mezopotamya yaratılış miti, Tevrat'taki yaratılış bölümünün ilk satırlarıyla aynı anlamdadır ve burada Anunnaki ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kadim milletlerin yaratılış efsanelerinde göklerden gelenlerden, göklerden verilen hükümdarlıklardan sık sık söz edilir. Bunlara sembolik demiş, halk üstünde otorite ve üstünlük kurmak için uydurulmuş deyip geçmişiz. Bu bilgilerin herkese mal olamayışının sebebi budur. Tüm kadim halklar göklerden dünyaya inen ve istediklerinde göklere yükselebilen tanrılara inanmaktaydı. Ama bu hikayelere hiçbir zaman inanılmadı. Daha en başından itibaren bilginler tarafından mit olarak etiketlendiler. Yaklaşık 6000 yıl önce hiçbir öncesi olmaksızın Sümer uygarlığı aniden nasıl ortaya çıkıvermişti? Bir biçimde yaşam buraya ait değildi. Eğer yaşam bir dizi kendiliğinden kimyasal tepkime yoluyla başladıysa, dünya üzerindeki yaşamın neden birçok şans eseri kaynak çokluğu değil de tek bir kaynağı vardı? Ve niçin dünya üzerindeki canlı maddenin hepsi, dünyada bol bulunan kimyasal elementlerin çok azını ve gezegenimizde nadir bulunan kimyasal elementlerin pek çoğunu içermekteydi? Öyleyse yaşam dünya üzerine başka yerden mi gelmişti? Yüz binlerce, hatta milyonlarca yıllık acı verecek derecede yavaş seyreden insanın gelişiminden sonra her şeyi böylesine birdenbire ve tamamen değiştiren ve 1-2-3 dokunuşta, yani M.Ö. 11.000, 7.400 ve 3.800'ler civarında ilkel göçebe avcılar ve yiyecek toplayıcılarını çiftçilere ve çömlekçilere, derken şehir kurucularına, mühendislere, matematikçilere, gökbilimcilere, metalürjistlere, tüccarlara, müzisyenlere, yargıçlara, doktorlara, yazarlara, kütüphanecilere, rahiplere dönüştürüveren şey neydi? Bu cevap ortaya çıkarılan on binlerce kadim Mezopotamya yazıtından birinde şöyle özetleniyor. Dünya üstünde bin yıllar geçtikçe Anunnakiler şikayet etmeye başladı. Madenlerde zorluklar içinde çalışan Anunnaki şikayetlerini Enki'ye ilettiler. Bir gün bir teftiş için Enlil madenlere geldiğinde isyan başladı. Anunnakiler madenleri terk ettiler. O zaman Enki bir çözüm önerdi.
Güneydoğu Afrika'da bir yaratık yaşıyordu. Dünya üstünde evrimleşmiş ama Nibiru'daki Anunnakilerin ulaştığı evrimsel düzeyin çok daha gerilerinde olan maymun adam ve maymun kadından söz etti. Ancak fiziğinin değişmesi gerekiyordu. Anunnakilerin araçlarını kavrayabilmeli ve kullanabilmeli. Onlar gibi yürüyebilmeli ve eğilebilmeliydi ki tarlalarda ve madenlerde Anunnakilerin yerini alabilsin. Daha akıllı olmalıydı. Anunnakiler kadar değil ama konuşmayı ve emirleri ve kendisine verilen görevleri anlayacak kadar itaatkar ve yararlı bir amele olmak için yeterince zekaya ve anlayışa ihtiyacı vardı. Dünya üstündeki çeşitli yaşam biçimlerini inceleyen Enki ne olduğunu anlamakta gecikmedi. Göksel çarpışma sırasında kendi gezegenleri dünyayı yaşamla tohumlamıştı. Dolayısıyla ellerinin altında olan varlık aslında kendileriyle akrabaydı. Tabii daha az evrimleşmiş bir biçimde. Yapılan tartışmalardan sonra Enki'ye izin verildi. Bir Lulu yarat. Bir ilkel işçi. Anunnaki'nin boyunduruğunu o taksın dendi ona. Doğum tanrıçası hazır buradayken bir ilkel işçi yaratsın. Boyunduruğu o taksın. Tanrıların işini o yapsın. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Adı insan olacak, dediler. Sümerce kaynaklarda insanı yaratma kararı Anunnakiler tarafından bir mecliste alınmıştır. Tekvin kitabı Tanrı'yı belirtmek için çoğul Elohim, ilahlar kelimesini kullanır ve şu ifadeye yer verir. Ve Elohim dedi, suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım. Enki şöyle der, saflaştırıcı bir banyo hazırlayacağım. Bir tanrı kanını akıtsın. Onun etinden ve kanından nintikili karıştırsın. Baş tıp subayı Ninhursag ona yardım edecekti. Maymun kadının yumurtasını çıkaran Enki ve Ninhursag bu yumurtayı genç bir Anunnaki'nin spermleriyle döllediler. Daha sonra döllenen yumurtayı Anunnaki'nin rahmine yerleştirdiler. Sonunda başarıldı ve Ninhursag neşeyle bağırdı. Yarattım. Onu ellerimle yarattım. Herkes görsün diye ilk Homo sapiens'i havaya kaldırdı. Tanrılar insanlar gibi adlı metin, amacı bir başka tanrının kanının niçin kile karıştırılması gerektiğini açıklamak olan bir pasaj içermektedir. Gereken ilahi unsur sadece bir tanrının damlayan kanı değildi. Çok daha temel ve kalıcı olan bir şeydi. Seçilen tanrının TEMA'sı olduğu söylenir. Önde gelen otoritelerin metin üstünde kişilik diye tercüme ettiği bir kelimedir bu. Ama kadim terim çok daha spesifiktir. Hafızayı yerinde tutanı barındıran anlamına gelir. Dahası aynı terim Akatça versiyonda ruh olarak çevrilen Etemu olarak yer alır. Her iki durumda da konu tanrının kanında kişiliğini saklayan bir şeydir. Tüm bunlar Tanrı'nın kanını bir dizi saflaştırma banyosundan geçiren Enki'nin peşinde olduğu şeyin o Tanrı'nın genleri olduğunu söylemenin dolaylı bir yoludur. Yalnızca belirli bir biliş ve ilahi bir ömür süresi eksiği olan adam, diğer her açıdan yaratıcısının suretinde Selam ve benzeyişinde Dmut yaratılmıştı. Metinde her iki terimin birden kullanılması insanın tanrılara hem fiziksel hem de duygusal olarak yani dışsal ve içsel olarak benzediği yolunda hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır. Kil içinde tanrı ve insan bağlanacak bir araya getirilmiş bir birlik içinde öyle ki son günlere kadar bir tanrıda olgunlaşan et ve can, o can bir kan bağında bağlanacak. Onun işaretini yaşam ilan edecek ki bu unutulmasın. Can, bir kan bağında bağlansın. Metin, tanrının kanının tanrı ve insanın genetik olarak son günlere kadar bağlanması için kile karıştırıldığını belirtir. Böylece tanrıların hem eti suret, hem de canı benzeyiş insan üstüne asla koparılamayacak bir kan bağı ile basılacaktı. Sümer metinleri Anunnaki dünyaya ilk kez geldiğinde tahıl ekme, meyve ağacı dikme ve davar gütme sanatlarının henüz dünyaya yayılmadığını belirtir. Tekvin kitabı şöyle der. Ve henüz yerde bir kır fidan yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti ve toprağı işlemek için adam yoktu.
Zecharia Sitchin'e göre homo cinsinin hominidi evrimin bir ürünüydü. Ama homo sapiens yani modern insan ani bir olayın ürünüdür. Açıklanamaz biçimde 300 bin yıl önce milyonlarca yıl erken ortaya çıkmıştır. Homo sapiens Anunnakiler tarafından ortaya çıkarıldı. Anunnaki insanı yoktan var etmemiştir. Var olan bir yaratığı almışlar ve insanların suretini tutturmak üzere üstünde oynamışlardır. Eğer Anunnakilerin müdahalesi olmasaydı, modern insan evrim ağacında hala milyonlarca yıl uzakta olacaktı. Ancak her melez gibi insan da kendi başına üreyemiyordu. Daha çok ilkel işçi elde etmek için maymun kadınların yumurtaları çıkartıldı, döllendi ve doğum tanrıçalarının rahimlerine her seferinde 14 tane 7 erkek 7 dişi olacak şekilde yerleştirildi. İnsanlar Güneydoğu Afrika'daki maden işçilerini devralmaya başladıkça Mezopotamya'da zorluk içinde çalışan Anunnakiler de ilkel işçilerden istiyorlardı. Enki'nin itirazlarına rağmen Enlil zorla bazı insanları aldı ve onları Edin'e getirdi. Bu olay İncil'de şöyle anlatılır. Ve Rab adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Aden'deki bahçeye koydu. Enki, Eru'daki biyoloji laboratuvarında yaşam, üreme ve ölümle ilgili sırlar üzerinde uğraşıyordu. Melezler üzerine daha ileri genetik deneyler yapan Enki, sonunda mükemmel model bir dünyalı ortaya çıkardı. Enki'nin ona verdiği isimle Adapa daha yüksek zekalıydı. O çok önemli olan üreme yeteneğini kazanmıştı. Ama Anunnakilerin uzun ömrünü elde edememişti. Enlil, Enki'nin ne yaptığını öğrendiğinde oldukça öfkelendi. İnsanın asla Anunnakiler gibi üreyebilmesi amaçlanmamıştı. Sonra ne olacaktı? Enki, insan için bir de ebedi bir ömür mü sağlayacaktı? Bundan sonra insanlar üreyip çoğaldı. İnsanlar artık sadece madenlerde çalışan ya da tarlaları süren köleler değillerdi. Bütün işleri yapıyorlardı. Tanrıları için tapınak yapıyorlardı. Onlar için nasıl yemek pişirileceğini, dans edileceğini ve müzik çalınacağını da hızla öğrendiler. Genç Anunnakilerin insan kızlarıyla cinsel ilişkiye girmeye başlaması çok sürmedi. Hepsi de aynı ilk yaşam tohumundan olduklarından ve insan Anunnakinin genetik özünden yaratılan bir melez olduğundan dolayı erkek Anunnakiler ve dünyalı dişiler biyolojik bakımdan uygun olduklarını gördüler ve onlardan çocuk doğurdular. Tevrat Yaratılış bölümünde şöyle yazar. Ve vaki oldu ki toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmaya başladı ve onların kızları doğduğu zaman Tanrı oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar yaptılar. Enlil tüm bu olup bitenleri büyük bir endişeyle izliyordu. Dünyaya geliş nedenleri, görev duygusu, göreve bağlılık hepsi yok olup gitmişti. Anunnaki'nin gittikçe yozlaşan ahlaki değerlerine son vermek için doğa Enlil'e bir şans verdi. Dünya yeni bir buzul çağına giriyordu ve iklimi değişiyordu. Ürün alınmıyordu ve kıtlık yayılmaya başladı. İnsanlık büyük ıstıraplar çekmeye başladı. Enlil'in dayatmasıyla tanrılar insanoğluna yardım etmekten kaçınmaktaydılar. Bırakın açlıktan ölsünler. Bırakın ortadan kalksınlar demişti Enlil. Ama daha da önemlisi büyük bir tufan yaklaşıyordu. Tufanın öncesinde Anunnakiler toplanır ve insanoğlunun ortadan kaldırılması yönünde oy kullanırlar. Oylama ve karar gizli tutulur. Yaklaşan felaketin insanlardan saklanması için yemin edilir. Ve zaten Enlil ne demişti? Bırakın yok olsunlar. Dünyalıların tohumu dünya yüzünden silinsin gitsin. İnsanoğlunun çektiği sıkıntılar arttıkça Zeus Sudra Enki'den yardım istedi. Kendi başına harekete geçen ama yemin ettiğini de aklından çıkarmayan Enki, Zeus Sudra'da insanoğlunu kurtarma şansını görmüştü. Zeus Sudra'nın dua etmek ve yalvarmak için tapınağa bir sonraki gelişinde Enki bir perdenin arkasından fısıldamaya başladı. Sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi yapan Enki, Zisudra'ya acil talimatlar verdi. Evini yık, bir gemi yap, malı mülkü bırak, canını kurtar. Mallarını düşünme, hayatını kurtar. Gemiye tüm canlı şeylerin tohumunu yükle. Bu olayın Atrahasis versiyonundaysa şöyle yazar. Talimatıma dikkat kesil.
tüm yerleşimlerin, şehirlerin üstünü bir fırtına silip süpürecek. İnsanoğlunun tohumunun mahvı olacak. Bu son karardır. Tanrılar Meclisi'nin sözü. Anu, Enlil ve Ninhursak'ça söylenen söz. Gemi suya batarken bir kap gibi, suyun çağlayan gibi akışına dayanabilecek bir denizaltı olacaktı. Enki ayrıca Risudra'ya bir kılavuz sağladı. Gemiyi Kurtuluş Dağı'na doğru yönlendirmesi talimatını verdi. Akatça metin, gemiyi anlatırken Enki'den alıntılar yapar. Üstü ve altı kapalı, sert katranla su geçirmeyecek biçimde mühürlenmiş. Güverte olmayacaktı, açıklık olmayacaktı ki güneş onun içini görmesin. Anunnakiler için tufan ani bir olay değildi. Gelişini saptamışlardı. İnsanoğlunu ortadan kaldırma planları Anunnakiler tarafından oynanan aktif değil pasif bir role dayanmaktaydı. Onlar tufana neden olmamışlardı. Sadece tufanın gelişini insanlardan saklamışlardı. Tufan sonunda geldi. Tufanın öncesinde Anunnakiler mekik araçlarına bindiler ve sular çekilene kadar dünya yörüngesinde kaldılar. Felaketi dünya yörüngesindeki araçlarından seyreden Anunnakiler, dünyayı ve insanoğlunu ne kadar çok sevmiş olduklarını fark ettiler. Ninursa ağladı. Tanrılar onunla birlikte diyar için ağladılar. Anunnaki hepsi suskun. Oturup ağladılar. Mekik araçlarının içinde üşüyerek ve aç birbirlerine sarıldılar. Sular çekildiğine ve Anunnaki inmeye başladığında insanoğlunun tohumunun kurtulduğunu gördüklerine sevindiler. Ama Enlil öfke içindeydi. Oğlu Ninurta Enki'yi suçladı. Enki'den başka kim plan yapabilir? Enki tanrıların sırrını açığa vuran ben değilim. Sadece tek bir insanın, son derece akıllı olan bir insanın kendi bilgeliğiyle tanrıların sırrının ne olduğunu algılamasına izin verdim. Ve eğer bu dünyalı gerçekten de bu kadar akıllıysa, onun yeteneklerini görmezden gelemezdim dedi Enki Enlil'e. Eğer dünyaya yeniden yerleşeceklerse, insanoğlunun sağlayacağı hizmetlerden vazgeçilemezdi. Korkmuş, bitkin ve aç Anunnakiler, insanoğlunun ve hayvanların tamamen yok olduklarını gördüklerinde açıkça rahatlamışlardı. Hedeflerinin kısmen bozulduğunu keşfettiğinde ilk başta öfkelenen Enlil bile kısa sürede fikrini değiştirmişti. İnsanlıkla hızla barışma kararındaki bir diğer unsur, tufanın gittikçe azalması, kuru toprakların ve üstündeki bitkilerin ortaya çıkışı olabilirdi. Tufan, Anunnakiler için de öylesine nadir bir deneyimdi ki, dünyanın üstünde sonsuza dek yaşanamayacağından korkmuşlardı. Ancak durumun böyle olmadığını görmüşlerdi. Dünya hala yaşanabilir haldeydi ve onun üstünde yaşamak için insana ihtiyaçları vardı. Kendi zorlu şartlarıyla yüzleşen Anunnakiler, insan hakkındaki çekincelerini bir kenara bırakıp kolları sıvadılar ve insanoğluna tahıl ve hayvan yetiştirme bilgisini vermek için hiç zaman kaybetmediler. Hayatta kalmak, şüphesiz nefilimleri ve hızla çoğalan insanoğlunu yaşatmak için tarımın ve hayvanları evcilleştirmenin hızına dayanıyor olduğundan Anunnakiler ileri bilimsel bilgilerini önlerindeki göreve uyguladılar. Evet sevgili arkadaşlar, Anunnakilerin kim olduklarını, dünyaya neden geldiklerini, insanlara nasıl yardımcı olduklarını, insanı nasıl yarattıklarını öğrenmiş olduk. Elbette ki bu metinlerin gerçeklik düzleminde ne kadar mantığa uygun olduğunu şu an için bilemiyoruz ama dinlediğiniz, sizlere ilettiğim tüm metinler ortaya çıkarılan tabletlerden, kaynaklardan edinilmiş olduğunu sizlere bir kez daha söylemek istiyorum. İslam diniyle kesinlikle uyuşmayan birçok tarafı var. Fakat bu tip konuları bilgi anlamında değerlendirirsek bizler için çok daha faydalı olacaktır. Dipnot olarak sizlere iletmek istedim. Sormamız gereken bazı sorular var, bazı bilgiler var ve o bilgileri de bu soruların cevapları olarak sizlerle paylaşacağım, aklınızda olsun. Örneğin Anunnakiler yeniden gelecek mi? Ya da Anunnakiler ne zaman dünyaya gelecek?
Şimdi sizlere çok önemli bir olaydan bahsedeceğim. Dünya tarihinin başlangıcına gideceğiz. Tabletler ve tarih onlara tanrı diyor. Belki de atalar dense daha doğru olacak gibi. Neyse devam ediyoruz. Onların bile hata yaptıklarını, doğan sorunlarla boğuştuklarını anlıyoruz. Çok önemli bir olay. Anunnakilerin dünyadaki hükümdarı Enlil, Ben tabletlerini yani kader tabletlerini çaldırdı. Bunu biliyor musunuz? Önce biraz bilgi vereceğim, ardından olayı sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Anunnaki ve Sümer mitolojisinde kader tabletleri büyük yer ve önem taşır. Peki Ben tabletleri yani kader tabletleri ne içeriyordu? Kısaca birkaç maddede söyleyebiliriz. Dünyanın yönetimi, algı savaşları, her türlü savaş taktikleri, yıldız haritaları, her şeyin yeri ve rotaları ve tabii ki daha pek çok şey hakkındaki bilgileri içeren bir dizi tabletten oluşan bir bilgisayar kütüphanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu kütüphane, yani kader tabletleri Anunnaki uzay aracında saklanıyordu. Tabletlerde bahsedildiğine göre cennetteki varlıklar gezegenimize ulaştığında başlangıçta Enlil'in dünyadaki görevini yerine getirme planının stratejik noktaları olacak 7 ana şehir inşa edildi. Tabii bu arada bu konuları önceki Anunnaki videolarımızda işlemiştik, hatırlayacaksınız. Eğer ki izlemediyseniz mutlaka tıklayın, mutlaka izleyin, sizlere öneriyorum. Bu şehirler günümüz Irak'ında Dicle ve Fırat arasında bulunuyordu. Yani halen Mezopotamya olarak bilinen bölgede. Sonra Anunnaki Edin bölgesini kurdu. Günümüzde Edin yerine Eden olarak daha yaygın, daha biliniyor. Eridu'dan yani uzaktaki yerden sonra dünya üzerindeki ilk Anunnaki yerleşimi ve Enki tarafından komuta edilen Bet-Tibira şehri inşa edildi. Cevherin bittiği aydınlık yer anlamına geliyor. Bu şehir Nanna'nın oğlu Enlil tarafından komuta edildi. Erkek ay tanrısı olmadan. En büyük tanrı Anu, Enlil'e dünyadaki misyonunu emrettiğinde Enlil, dünyaya Nanna, Sin ve Ninurta'yı gönderdi. Nippur yani görevin kontrol merkeziydi ve görevin en iyi komutanı Enlil tarafından yönetiliyordu. Bu şehir aynı zamanda Nibiru ve dünyayı İgigi'yi dolaşan uzay mekiklerinin bir iletim merkeziydi. Dirga, Durdaki olarak adlandırılan birkaç antenin bulunduğu bir kulenin tepesinde bulunan kutsal olanlar arasında en kutsal adında parlak bir odaydı. Nippur'da inşa edilen bu Durdaki odasında hedef ve kader tabletleri gizleniyordu. Bu tabletler yaklaşık 60 taneydi ve Anunnaki için hayati bir bilgi kaynağı içeren bir tür mikroçipti diyebiliriz. Bu tabletler yasalardaki bilgiyi emanet etmenin yanı sıra topluma hükmetme, teknoloji, tıp, askeri teknikler, savunma yöntemleri, topluma sunma yöntemleri, toplum için algı yönetimi, tahrip edici silahları harekete geçirmek, uzay aracını kontrol etmek veya herhangi bir Anunnaki teknolojik cihazını yönlendirmek için bir anahtardı. Ve Anunnaki seçkinleri için ayrılmış daha birçok anahtarı içeriyordu. Gizliydi. Büyük bir sırdı. Ele geçmesi dahilinde kainatı yönetme anlamında büyük bir güç barındırıyordu. Evet sevgili arkadaşlar, bu kadar bilgi yeterli zannediyorum. Zaten anlatacaklarım da bu bilgiler ekseninde devam edecek. Çok fazla uzun değil ama konuyu özüyle anlayacaksınız. Tabii Sümer tabletlerini eğer ki inceleyenlerdenseniz Zu efsanesi adı altında bu mevzudan bahsediliyor. Kaçırmadan okumanızı, incelemenizi öneriyorum sizlere. Bir Anunnaki diğerlerinden farklı bir klan iblisi olarak kabul edildi. Bunun kökenlerinin
pek belli olmadığı Pazuzu olduğu belirtiliyor. Araştırmacılara göre Igigi, Pazuzu'yu ufak bir yetimken buldu ve onu evlat edindi. Ona mekanın tüm sırları ve dünyadaki nakliye gemilerinin nasıl kullanılacağını öğrettiler. Bu arada Pazuzu veya Zu kim bilir anlamına geliyor ve aynı zamanda tanrıları bilen Anzu olarak da anlamı var. O şeytani rüzgarın ve fırtınaların tanrısıydı. Veba, zararlı ve ateş taşıyıcısıydı. Sümerler bu durumu ayaklarında kuş pençeleri, kartal kanatları ve aslan benzeri bir baş ile stilize edilmiş bir gövde ile temsil resimlendiriyordu. Her ne kadar bazı fiziksel özellikler sürüngen olabilse bile. Igigi, Enlil'den önce tabletlerinin taşıyıcısı olarak Pazuzu'yu seçti ve Nippur'a gönderdi. Enlil, Igigi'nin ve Pazuzu'nun uzayda uzun süre kalmasından rahatsızlık duyuyordu ve kendisine karşı bir isyandan şüpheleniyordu. Bundan sonra Titanların efsanesi, büyük astronotlar, sonradan şeytan olan düşmüş melekler doğar. Tabii bu efsaneleri ve bu yazıtları da bulup okumanızı, incelemenizi sizlere tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Enki'nin önerdiği Enlil, Pazuzu'yu Nippur Tapınağı'nın en kutsalına hükmetmek üzere Durdaki'ye görevli olarak aldı. Fakat Enlil ihanete uğradı. En kısa sürede Pazuzu, ben tabletlerini yani kader tabletlerini çaldı ve Enlil'in yerini aldı. En büyük, en önemli tablet, sahibi olan Tanrı'nın düşüncesini yönetecek, kararların en üstü olacaktır. Pazuzu tabletleri Hursak Cenneti Odaları Dağı'nda koruma altına aldı. Soygundan sonra alarmlar çaldı. Anunnaki cihazlarının, teknolojilerinin ve bilgisinin çoğu işe yaramaz hale getirildi. Korku, görevi ve dünyadaki Anunnaki nüfusunu ele geçirdi. Ben tabletlerinde sadece gezegenlerin yörüngelerinin çizildiği, aynı zamanda Igigi uzay gemilerinin seyir koordinatları ve güzergahlarının çizildiği yıldız yolları da vardı. Yani tam bir hüsrandı. İlahi formüller askıya alındı. Parlayan ışık söndü. Sessizlik hüküm sürdü. Uzayda Igigi hayrete düştü. Kutsal alanın parlaklığını almışlardı. Ben tabletlerine sahip olan kimse cenneti yönetirdi. Taşıyıcı araç Nibiru'ya yönlendi. Bu şekilde altın gönderilerini de yönetebilirdi. Yani görevi devam ettirip Pazuzu dünyadaki yeni kral olarak yükselecekti. Ve bu onun büyük planıydı. Dünya Anunnakisinde korku ve karanlık yükseldi birden. Nibiru'nun büyük egemen tanrısı Anu, Pazuzu'yu ele geçirmeyi ve ben yani kader tabletlerini kurtarmayı emretti. Enlil bu amaç için Anunnaki ordularını çağırdı. Ancak herkes başarısız olmaktan korkuyordu çünkü Pazuzu aynı zamanda iki kez ölümcül, aşılmaz ve Enlil'in kendisininki kadar güçlü yapan bir tür silah olan El Enillo Glitter'i çalmıştı. Ancak Enlil'in oğlu cesur Ninurta girişimi başlattı ve tozunu sallayan yedi rüzgarları ve bir tür mermi olan Tiu ile gemisini silahlandırarak onu aramaya başladı. Üstün savaşçı olan Ninurta, güçlükle de olsa büyük bir ustalıkla Pazuzu denen kallişi yendi ve ben tabletlerini kurtardı. Emanet tekrar yerine yerleştirildi. Ardından Anu'nun buyruğuyla tüm tanrılar toplandı. Uzun bir görüşmeden sonra beklenen nihai karar verildi. Pazuzu ölüme mahkum edildi. Bu duruma farklı bir yorumda şöyle getirebiliriz. İlerleyen bölümlerde Pazuzu yeniden karşımıza çıkıyor. Şunu da söyleyebiliriz. En son ne demiştik? Pazuzu ölüme mahkum edildi. Veya Pazuzu bulundukları boyuttan kovuldu. Ninigi'nin önerisi uygulandı.
Pazuzu kuş olarak giydirildiği bir törenle idam edildi. Bu, İgigi'ye bir uyarı amacı da taşımaktaydı. Dünyanın tek egemenliği ve Anunnakilerin dünyadaki komutanı Enlil'dir. Bu büyük hatanın giderilmesi ve Ninurta'nın üstün mücadelesi sonucunda Ninurta, Enlil'in en değerli ve ana savaşçısı oldu. Eğer Ninurta olmasaydı şu an dünya Pazuzu'nun elinde bir cehennem yeri olabilirdi. İnsanları ve dünyadaki Anunnakileri Ninurta kurtarmış oldu. Anu, yeni gök arabaları ve silahlarıyla Enlil'i ödüllendirdi. Enlil, Ninurta'ya Anunnaki'nin en ölümcül zırhını verdi. LP, öldüren 50 kafalı bir silah. Evet sevgili arkadaşlar, tabletlerde yazanların hemen hemen karşılığı bu şekilde. Sizlere iletmek istedim. Diğer taraftan bir dipnot olarak da şunları söyleyebilirim. Pazuzu, tabletlerin ilerleyen aşamalarında karşınıza çıkacak. Şimdiden ben size iletiyorum. Sizler de zaten incelediğinizde göreceksiniz. Pazuzu, yeni doğan bebekleri yok etmek için annelerine ilişen şeytani bir tanrıça, yani Lilith gibi, ki Lilith'i mutlaka ki incelemenizi öneriyorum. Eğer ki net bir konu bulamazsanız kanalımızda Lilith videosu var. Tıklayın ve Lilith'in kim olduğunu, ne olduğunu anlayacaksınız. Ve geceleri insanlara zarar verebilecek, korkutacak bir iblis üreticisi haline geldi Pazuzu. Ancak Sümerler Pazuzu figürünü büyücülüğe karşı muska, geceleri bebeklerin kanlarını içmeleri için şeytanlara karşı koruyucu bir tılsım olarak kullanmaya başladılar. Ne büyük yanılgı. Bildiğiniz gibi kanalımızda Sümer tabletleri ve Anunnakiler hakkında derin içeriklere sahip hatır sayılır videolar yaptık. Yapmış olduğum araştırmalarda birçok yeni bilgiye ve yazılmış olan kitaplara rastlıyorum. Tabii onlarca teori barındıran makaleler de cabası. Anunnakilerden bahsederken bile kendi kendimize sorduğumuz sorular olmasına rağmen bu gizem dolu kadim ırkı oldukça merak ediyoruz. Acaba gerçek mi? O halde paylaşmaya başlayalım. Bahsedeceklerim tamamıyla araştırmacıların teorilerine dayanmakta ve birer kitap olarak kitapseverlerin beğenisine sunulmuş durumda. Önceki videolarımızdan küçük küçük hatırlatmalarla ilerleyeceğiz. Ayrıntılı bilgi isteyen veya ilk kez bu videoyu izleyen arkadaşlarımız kanalımızdaki Sümer tabletleri ve Anunnakiler hakkında yaptığımız diğer videoları mutlaka izlemeliler. Ve şimdi başlıyoruz. Enki'nin Kayıp Kitabı. 445 bin yıl kadar önce başka bir gezegenin astronotları altın aramak amacıyla dünyaya geldiler. Dünyanın denizlerinden birine iniş yapıp kıyıya çıktılar ve Eridu'yu, uzaklardaki yuvayı kurdular. Zaman içinde bu ilk yerleşim bir uçuş kontrol merkezi, bir uzay limanı, madencilik operasyonları ve hatta Mars'ta kurulan bir ara istasyonla birlikte tam bir dünya misyonuna dönüştü. İş gücü açısından az sayıda olan astronotlar, ilkel işçiler, Homo sapiens oluşturmak için genetik mühendislik uyguladılar. Yeryüzünü devasa bir afetle silip süpüren tufan taze bir başlangıç yapmayı gerektirdi. Astronotlar tanrılara dönüşürken insanoğluna uygarlığı bahşedip ona nasıl tapınacağını öğrettiler. Derken elde edilen her şey dünyaya gelen bu ziyaretçilerin kendi aralarındaki rekabet ve savaşlar sebebiyle ortaya çıkan bir nükleer felaket yüzünden yaklaşık 4000 yıl önce darmadağın oldu. Dünya üzerinde meydana gelenler, özellikle de insanlık tarihi başladığından beri olan olaylar, araştırmacılar tarafından Kitab-ı Mukaddes'ten, kil tabletlerden, kadim mitlerden ve arkeolojik keşiflerden teker teker ayıklanıp yazarların Dünya Tarihçesi adlı dizisinde bir araya getirildi. Ama dünyada yaşanan olaylardan önce neler olmuştu?
Bu astronotların kendi gezegenleri Nibiru'da neler olmuştu da uzay yolculuklarına, altına duyulan ihtiyaca, insanoğlunun oluşturulmasına yol açmıştı. Gök ve uzay destanlarının baş oyuncularını hangi duygular, rekabetler, inançlar, ahlak kuralları harekete geçirmişti? Nibiru üstünde ve dünya üstünde gerilimin tırmanmasına sebep olan ilişkiler nelerdi? Yaşlılarla gençler, Nibiru'dan gelmiş olanlarla dünyada doğmuş olanlar arasındaki gerilime sebep olan neydi? Geçmişteki olayların kaydının geleceğin anahtarını taşıdığı bir kader tarafından belirlenmekteydi. Bilginler de ilahiyatçılar da İncil'de geçen yaratılış, Adem ve Havva, Aden bahçesi, tufan, Babil kulesi hikayelerinin aslında binlerce yıl önce Mezopotamya'da özellikle Sümerler tarafından yazılmış metinlere dayandığını kabul etmektedirler. Ve Sümerler'de pek çoğu uygarlıkların başlangıcından önce, hatta insanoğlu ortaya çıkmadan önce yaşanmış, geçmiş olaylara ilişkin bilgilerini Anunnakilerin, yani gökten dünyaya inmiş olanların yazılarından elde ettiklerini açıkça belirtmişlerdi. Tabi Anunnakiler Gılgamış Destanı'nda da yer alıyor. Merak edenler kanalımızdaki Gılgamış Destanı videolarını incelemeye alabilirler. Kadim uygarlıkların yıkıntıları arasında özellikle de Yakın Doğu'da yaklaşık 150 yıldır sürdürülen arkeolojik keşiflerin bir sonucu olarak çok sayıda bu tür daha eski tarihli metinler bulundu. Buluntular ayrıca ya keşfedilen metinlerde sözü edilen kraliyet ya da tapınak kütüphanelerinde kataloglara kaydedildikleri için var oldukları bilinen kayıp metinlerin, sözde kayıp kitapların ne kadar çok olduğunu da ortaya çıkarmış oldu. Tanrıların sırları bazen destansı hikayelerde kısmen de olsa ortaya serilmekteydi. Gılgamış Destanı, tanrıların insanoğlunun tufan sırasında yok olmasına izin veren kararına yol açan aralarındaki tartışmaları açığa çıkartmıştı. Atrahasis adlı başka bir metinde ise altın madenlerinde güç koşullarda çalışan Anunnakilerin isyanına nasıl olup da ilkel işçilerin, yani dünyalıların oluşturulmasına yol açtığı hatırlanmaktaydı. Zaman zaman bu derlemeleri yazan astronotlar liderlerinin ta kendileriydi. Nükleer felakete yol açan iki tanrıdan birinin suçu düşmanına atmaya çalışmasını anlatan Erra Manzumesi adlı metinde olduğu gibi bazen seçtikleri bir yazıcıya dikte ettiriyorlar, bazen de tanrı yazıcılığı üstleniyordu. Tıpkı tanrının bir yeraltı odasına sakladığı Mısır'ın bilgi tanrısı Tot'un Sırlar kitabında olduğu gibi. Bu arada sevgili arkadaşlar, Atrahasis, Erra Manzumesi ve Tot'un Sırlar kitabı da yakında kanalımızda yerini alacak. Aklınızda olsun. Mısır kralı Khufu'nun, yani Keops döneminden kalan bir papirüs üstüne kaydedilmiş Tot'un Sırlar kitabı ile ilgili bir hikaye olmasaydı o kitabın varlığından asla haberdar olamazdık. Kutsal kitabın içinde yer alan Mısır'dan çıkış ve yasanın tekrarı kitaplarında anlatılanlar olmasaydı ilahi tabletler ve içerikleri hakkında asla bilgi sahibi olamazdık ve hepsi de var olduklarına dair bilginin bile gün ışığına çıkamadığı o muammalı kayıp kitaplar kalabalığının bir parçası haline gelirdi. Bazı durumlarda belirli metinlerin var olduğunu bilmek ama içerikleri hakkında hiçbir şey bulamamak da az acı değildir. İncil'de bilhassa sözü edilen Yahve'nin Savaşları kitabı ve Yaşar kitabı bunlardandır. İncil'i kaleme alanların bildiği daha eski tarihli metinler olan bu eski kitapların var oldukları sonucunu açıklayabiliriz. Yaratılış kitabının 5. bölümü bu Adem'in Toledot kitabıdır ibaresiyle başlar. Toledot terimi genellikle nesiller olarak çevriliyorsa da daha doğru olan anlamına tarih veya secere kaydı şeklindedir. Diğeri ise Yaratılış kitabının 6. bölümünde Nuh ve tufanla ilişkili olaylar bu Nuh'un Toledo'dudur diyerek anlatılmaya başlanır. Gerçekten de Adem ve Havva kitabı olarak bilinen bir kitabın bazı parçaları Ermeni, Slav, Süryani ve Habeş dillerinde binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilmiş ve kutsal kabul edilen İncil'e dahil edilmeyen, güya uydurulmuş kitaplardan biri olarak görülen Hanok kitabı
kitabından bilgilerin çok daha eski tarihli Nuh kitabından alınmış olduğunu düşündükleri parçalar yer almaktadır. Kayıp kitapların çokluğuna ilişkin olarak sıkça verilen bir örnek de Mısır'daki ünlü İskenderiye Kütüphanesi'dir. M.Ö. 323'te ölen İskender'in ardından General Plotemi tarafından kurulan kütüphanede yarım milyondan fazla cilt, yani kil, taş, papirus, parşömen gibi çeşitli malzemeler üstüne yazılmış kitap bulunduğu söylenmekteydi. Bu bilgi birikimini incelemek üzere bilgilerin toplandıkları bu büyük kütüphane M.Ö. 48'den başlayıp M.Ö. 642'de Arap istilasına dek uzanan savaşlar sırasında yakılıp yıkıldı. Bu bilgi hazinesinden geriye kalan yalnızca İbranice Kitab-ı Mukaddes'in ilk 5 kitabının Yunanca tercümesi ve kütüphanede sürekli kalan bazı bilgilerin yazıldığı küçük kısımlardır. M.Ö. 270 civarında 2. Plotemi kralının Yunanlıların Maneto dedikleri bir Mısırlı rahibeye Mısır'ın tarihini ve tarih öncesini derleme görevini vermiş olduğunu biliyoruz. Maneto şöyle yazmıştı: "İlk başta yalnızca tanrılar hüküm sürdüler. Sonra yarı tanrılar ve en sonunda M.Ö. 3100 civarında Firavun hanedanları başladı. Maneto ilahi saltanatların tufandan 10 bin yıl önce başlayıp binlerce yıl sonrasına dek sürdüğünü ve tufandan sonraki dönemde tanrılar arasında çarpışmalar ve savaşlara tanık olduğunu yazmıştı. İskender'in Asya'daki topraklarında saltanatı General Seleukos ve ardıllarının elindeydi ve Yunanlı alimler için geçmişte yaşanmış olayların kaydının çıkartılma çabası orada da sürmekteydi. Babil tanrısı Marduk'un rahiplerinden biri olan ve çekirdeğini Harran'daki tapınak kütüphanesinin oluşturduğu kil tablet kütüphanelerine kolayca erişebilen Brosus, tufandan 432 bin yıl kadar önce tanrılar gökten dünyaya geldiklerinde başlayan tanrılar ve insanlar tarihini 3 cilt halinde yazdı. İlk 10 komutanın adları ve saltanat sürelerini sıralayan Brosus, bir balık gibi giyinmiş olan ilk komutanın denizden yüzerek kıyıya çıktığını bildirmişti. İnsanoğluna uygarlığı veren oydu ve Yunanca'ya çevrilen ismi Oannes'ti. Pek çok ayrıntıda birbirlerine tam olarak uyan bu iki rahip, dünyaya inen bu gök tanrılarını dünyada yalnızca tanrıların hüküm sürdüğü bir dönemi ve tufan denilen o büyük afeti anlatmaktaydılar. Bu üç ciltten korunabilmiş irili ufaklı parçalarda Brosus, büyük tufandan önceye ait yazıların kadim tanrılar tarafından kurulan ilk şehirlerden biri olan Sippar denilen o çok eski şehirde güvenle saklanan taş tabletlerin varlığını bilhassa belirtmektedir. Tanrıların tufan öncesinde kurdukları diğer şehirler gibi Sippar'da tufan sularının altında kalıp yok olmasına rağmen tufan öncesi döneme ait yazılara ilişkin bir bahis Asur kralı Asurbanipal'in tarih kayıtlarında su yüzüne çıkıverir. 19. yüzyılın ortalarında arkeologlar o zamana denk yalnızca eski ahitten bilinmekte olan kadim Asur başkenti Nineveh'i bulduklarında Asurbanipal'in sarayındaki kütüphanenin yıkıntılarında üstü yazılarla kaplı yaklaşık 25 bin adet kil tabletin kalıntılarını keşfettiler. Eski metinlerin pek hevesli bir koleksiyoncusu olan Asurbanipal tarih kayıtlarında şöyle övünmekteydi: "Yazıcıların tanrısı bana ilmin bilgisini bahşetti. Yazının gizlerine insiye edildim. Sümer dilinde yazılmış ayrıntılı tabletleri bile okuyabilirim. Tufandan önceki günlerden kalan taş yontulardaki muammalı sözleri anlıyorum." Sümer tanrılarının günümüzdeki Irak olarak bilinen bölgede Mısır'daki Firavun çağı uygarlığından neredeyse 1000 yıl önce gelişip büyüdüğü ve daha sonra bunları Hint alt kıtasındaki Indus Vadisi uygarlığının izlediği artık biliniyor. Ayrıca tanrıların ve insanların tarihlerini ve hikayelerini ilk kez yazıya geçirenlerin Sümer olduğu ve aralarında İbranların da bulunduğu diğer tüm halkların yaratılış, Adem ve Havva, Kain ve Habil, tufan
Babil Kulesi hikayelerini onlardan aldıkları bilinmektedir. Bu gerçek Yunanlıların, Hititlilerin, Kenanlıların, Perslilerin ve Hint Avrupalıların yazılarına tanrıların savaşları ve aşkları oldukça yansır. Tüm bu eski yazıtların iddia ettikleri gibi onların kaynakları da çok daha eski tarihli, bazısı bulunmuş ama çoğu kayıp olan metinlerdi. Böyle çok eski tarihli yazıların sayısı akıllara durgunluk verecek kadar çoktur. Yakın Doğu'nun harabelerinde binlerce değil, on binlerce kil tablet keşfedilmiştir. Pek çoğu ticaret, işçi ücretleri ve evlilik sözleşmeleri gibi günlük yaşamın çeşitli yanlarıyla ilgili kayıtlardır. Çoğunlukla saray kütüphanelerinde bulunan, diğerleri ise kraliyet tarihi kayıtlarını oluşturmaktadır. Tapınak kütüphanelerinin veya yazıcılık okullarının harabelerinde keşfedilen diğerleri ise İncil kabul edilen veya Sümer dilinde yazılıp sonra ilk Sami dili olan Sümer'den bahsediyoruz. Akatça'ya ardından diğer kadim dillere çevrilmiş bir kutsal literatürü oluşturmaktaydı. Neredeyse 6000 yıl öncesinden kalan bu ilk yazılarda bile kayıp kitaplardan, yani taş tabletler üstüne yazılmış metinlerden bahsedilmekteydi. Kadim şehirlerin ve kütüphanelerinin yıkıntılarındaki bulunanlar inanılmaz. Bu mucizeyi anlatabilmek için şans kelimesi oldukça az kalır. Buluntular arasında kil prizmalar vardı ve bunların üstüne Brosus'un bahsetmiş olduğu tufandan önce 432 bin yıl hükümdarlık yapmış şu 10 idareciye dair bilgiler yazılmıştı. Sümer kral listeleri olarak bilinen ve İngiltere'nin Oxford kentindeki Ashmolean Müzesi'nde sergilenen bu metinlerin çeşitli versiyonları İncil'de ilan edilmiş metin malzemesinden yararlanabildiklerine dair hiçbir kuşku bırakmamaktadır. Bir o kadar eski olup çeşitli yıpranma düzeylerindeki başka metinlerle bir araya getirildiklerinde bu metinler oldukça önemliydi. Tüm bu olaylar tanıdıklarından biri olan ve gerçekten olaylardan başrolü oynayanlardan biri ilk astronot grubuyla birlikte suya iniş yapan liderdi. O sıralarda ünvanı Ea, yani evi su olandı. Dünya görevinin komutasının üvey kardeşi ve rakibi olan Enlil'e, yani emirler efendisine verilmesiyle hayal kırıklığına uğradığında ona Enki, yani yerin efendisi ünvanı verilip yaşadığı utanç biraz hafifletilmişti. Tanrıların şehirlerinden ve onların Aden'deki uzay limanından uzaklaştırılıp kendisine Abzu'daki, yani Güneydoğu Afrika'daki altın madenlerini denetleme görevi verilen kişi büyük bir bilim adamı olan Enki'ydi ve orada o bölgede yaşayan insansı yaratıklara rast geldi. Altın madenlerinde çok güç şartlarda çalışan Anunnakiler isyan edip bizden bu kadar dediklerinde gereken iş gücünün genetik mühendislik sayesinde evrimi zamanından önce hızlandırarak elde edebileceğini fark eden oydu. Böylece Adem, arzdan olan dünyalı anlamında ortaya çıktı. Bir melez olan Adem üreyemiyordu. Aden bahçesindeki Adem ve Havva'nın kutsal kitapta yansıyan hikayesini Enki tarafından yapılan ikinci genetik müdahaleyi ve böylece cinsel yolla üreme için gereken ekstra genlerin eklenmesini anlatmaktadır ve giderek çoğalan insanoğlunun hayal edilen tarza uymadığı ortaya çıktığında erkek kardeşi Enlil'in yaptığı ve insanoğlunun tufan sırasında ortadan kalkmasına izin verecek olan plana, o sırada yaşananların kahramanı İncil'de Nuh ve çok daha eski tarihli orijinal Sümerce metinde ise Ziusudra olarak anılır. Tabi tufan öncesinde insanları uyaran ve tufana karşı çıkan yine Enki'ydi. Nibiru'nun hükümdarı Anu'dan ilk erkek çocuğu olan Enki, kendi gezegeni Nibiru ve sakinlerinin geçmişi hakkında çok bilgi sahibiydi. Başarılı bir bilim adamı olan Enki, Anunnakilerin ileri bilgisinin en önemli kısımlarını sırasıyla
Mısır tanrıları Ra ve Tot olarak bilinen Marduk ve Ningishzitta adlı oğullarına miras bırakmıştı. Ama seçilmiş bireylere tanrıların sırlarını öğreterek bu ileri bilginin belirli kısımlarının insanoğluyla paylaşılmasına aracı oldu. En azından iki örnekte bu insiyeler söz konusu ilahi öğretileri insanoğlunun mirası olarak onlara söylendiği gibi yazıya geçirdiler. Bunlardan biri Enki'nin muhtemelen bir dünyalı kadından olan oğlu Adapa'ydı. Onun zamana ilişkin yazılar başlıklı bir kitap yazdığı bilinir ve bu kayıp kitapların en eskilerinden biridir. Diğeri ise büyük olasılıkla kutsal kitapta ilahi sırları içeren kitabı oğullarına emanet ettikten sonra göğe alındığı anlatılan Hanoun esas örneğiydi. Bu kitabın bir versiyonunun kutsal kitap dışında bırakılan Hano kitabında günümüze dek gelmiş olması büyük bir olasılıktır. Anu'nun ilk erkek evladı olmasına rağmen Enki'nin kaderinde babasının ardından Nibiru'da tahta çıkmak yoktu. Nibiru'luların çapraşık tarihinden yansıyan karmaşık ardıllık kuralları bu ayrıcalığı Enki'nin üvey kardeşi Enlil'e vermekteydi. Bu acı çatışmaya çözüm aranırken Enki ve Enlil kendilerini Nibiru'nun giderek incelen atmosferini korumak amacıyla bir kalkan oluşturmak için altınına ihtiyaç duyulan yabancı bir gezegene gitme görevinde buldular kendilerini. Anunnakilerin baş tıp subayı olan üvey kız kardeşleri Ninursa'nın da dünyaya gelişiyle daha karmaşıklaşan bu geçmiş nedeniyledir ki Enki tufanı bahane ederek insanoğlunun yok olmasına izin vermek isteyen Enlil'in planını bozmaya karar vermişti. Çatışma bu iki üvey kardeşin oğulları arasında hatta torunları arasında da sürdü. Aslına bakarsanız bunların hepsi özellikle de dünya üstünde doğanlar çok uzun yörüngesi sayesinde Nibiru'nun sağladığı uzun yaşam sürelerini kaybetmekle karşı karşıyaydılar ve bu durumda onların kişisel ıstıraplarına eklenip hırslarını körüklemekteydi. Tüm bunlar M.Ö. 3. bin yılın son asrında Enki'nin resmi eşinden olan oğlu Marduk, dünyayı miras alacak olanın Enlil'in ilk erkek evladı Ninurta değil de kendisi olduğunu iddia ettiğinde zirveye ulaştı. Bu şiddetli çekişme sırasında yaşanan bir dizi savaş en sonunda nükleer silahların kullanılmasına yol açtı. Sonrasındaysa hiç istenmeyen sonuç. Sümer uygarlığının yok oluşu oldu. Seçilen bireylerin tanrıların sırlarına insi edilmesine rahiplik kurumunun ilahi sözleri ölümlü dünyalılara aktarılanların tanrılar ve insanlar arasındaki aracılar silsilesinin başlangıcını belirledi. İlahi sözlerin yorumlanışları olan kehanetler, işaretler görmek amacıyla göklerin gözlemlenmesiyle birleşti. İnsanoğlu, tanrısal çatışmalarda giderek daha çok taraf tutar hale geldikçe kehanet büyük bir rol oynar oldu. Aslında gelecekte yaşanacakları açıklayan tanrıların bu gibi sözcüklerini anlatmak için kullanılmaya başlanan Nebi kelimesi Marduk'un ilk erkek evladı olan ve sürgün edilmiş babasının adına insanoğlunu gökteki işaretlerin Marduk'un hükümdarlığının geldiğine ikna etmeye çalışan Nabu'nun ünvanıydı. Bu gelişmeler kısmetle kader arasındaki bir fark gözetilmesi gerektiğini iyice netleştirmişti. Enlil'in hatta bazen Anu'nun eskiden hiç sorgulanmayan bildikleri artık nam yani rotaları belirlenmiş ve değişmez olan gezegen yörüngeleri gibi olan kaderle namtar yani bozulabilen, değiştirilebilen bir kader olan kısmet arasındaki farkın irdelenmesine tabi tutulmaktaydı. Olayları gözden geçirip oluş sıralarını hatırladıklarında ve Nibiru'da olanlarla neyin mukadder olup kaçınılmaz olabileceği, iyi ve kötü kararların ve hür iradenin sonucunda kısmete neyin düştüğü konusunda derinden düşünmeye başladılar.
İkincisi, önceden tahmin edilemezdi. Birincisi ise, olmuş olan tekrar olacaksa, başlar ayrıca son da olacaksa önceden görülebilirdi. Nükleer yıkımla gelen o en kritik devre, Anunnaki liderleri arasındaki içsel sorgulamayı yoğunlaştırdı ve felakete uğramış insan kalabalıklarına olayların niçin böyle geliştiğini açıklama ihtiyacını güçlendirdi. Olanlar mukadder miydi yoksa Anunnaki eliyle oluşan kısmetin sonucu muydu yalnızca? Sorumlu tutulabilecek birileri var mıydı? Felaketin arifesinde toplanan Anunnaki meclislerinde yasaklanmış silahların kullanılmasına tek başına muhalefet eden kişi Enki'ydi. Dolayısıyla geriye kalan ıstırap içindeki insanların aslında iyi niyetli olan uzaylı varlıkların destanındaki bu dönüm noktasında onların nasıl olup da yıkıcılar haline geldiklerini açıklamak Enki için çok önemliydi. Kim buraya ilk gelen ve her şeye tanık olan Enki'den daha uygun olabilirdi ki gelecek önceden görülebilsin diye geçmişi anlatmaya? Ve her şeyi anlatmanın en iyi yolu Enki tarafından ilk ağızdan verilmiş bir rapor olurdu. Onun öz yaşanan öyküsünü kayda geçirdiği kesindir. Çünkü Nippur kütüphanesinde en azından 12 tablet kaplayan uzun bir metin keşfedilmiştir. Ve Enki'den şunu nakleder. Dünyaya yaklaştığımda çok fazla sel vardı. Onun yeşil çayırlarına yaklaştığımda tepecikler ve tümsekler birikip yığıldı emrimle. Evimi saf bir yerde kurdum. Evime uygun bir ad verdim. Bu uzun metin, Enki'nin görevleri subaylarına paylaştırıp dünya görevi operasyonuna nasıl başladığını tarif ederek devam etmekte. Sonraki gelişimlerde Enki'nin oynadığı rolün çeşitli özelliklerini ele alan pek çok başka metin Enki'nin hikayesini tamamlamaya hizmet etmektedir. Bunlar çekirdeğini Enki'nin kendi metninin oluşturduğu bir yaratılış destanı, bilgelerin Eridu yaratılış kitabı dedikleri bir kozmogoni içermektedir. Adem'in oluşturulmasının ayrıntılı bir tarifi vardır. Metinler erkek ve dişi Anunnakilerin Enki'den içinde uygarlığın tüm unsurlarının şifrelendiği bir tür veri disklerini almak üzere Eridu'ya nasıl geldiklerini anlatırlar. Ve elbette üvey kız kardeşi Ninursa'dan bir oğul edinme çabalarının hem tanrıçalarla hem de insan kızlarıyla giriştiği rastgele ilişkilerin ve bunların beklenmedik sonuçlarının hikayeleri gibi Enki'nin özel hayatı ve kişisel sorunlarıyla ilgili metinleri de içerirler. Atrahasis metni, Anu'nun dünyayı oğulları arasında paylaştırarak Enki Enlil rekabetinin şiddetlenmesini önleme çabasına ışık tutar. Metinlerde tufan öncesinde insanoğlunun kaderi hakkında Tanrılar Meclisi'nde yapılan görüşmelerin neredeyse tüm tutanakları kaydedilmiştir. Gılgamış destanı tabletlerinde orijinal Mezopotamya versiyonu bulunana dek yalnızca Kitab-ı Mukaddes'te olduğu düşünülen bir hikayenin yani Enki'nin kullandığı ve Nuh ile onun gemisinin hikayesi olarak bilinen bahane de bunlarda yer alır. Sümerce ve Akatça tabletler, Babil ve Asur tapınak kütüphaneleri, Mısır, Hitit ve Kenan mitleri ve de kutsal kitapla anlatılanlar, tanrıların ve insanların maceralarının öz yaşam öyküsünün anılar ve öngörüyle dolu kehanetleri yeniden oluşturmak amacıyla araştırmacılar tarafından tarihte ilk kez bir araya getirilip kullanıldı. Enki tarafından seçilmiş bir yazıcıya dikte ettirilen bir metin, mührü zaman uygun olduğunda kırılıp açılacak bir tanıklık kitabı olarak sunulan tüm malzeme akla Yahve'nin Yeşaya peygambere verdiği talimatı getirmektedir. Şimdi git, söylediğimi onların önünde bir levhaya yazıp kitaba çevir ki gelecekte kalıcı bir tanık olsun. Yeşaya 30'a 8.
Geçmişe ele alan Enki bizzat geleceği algılamıştı. Hür iradelerini kullanan Anunnakilerin kendi kaderlerinin yanı sıra insanoğlunun kaderlerinin efendisi olduklarına ilişkin fikir en sonda olayların gidişatını belirleyenin aslında kader olduğunun, dolayısıyla peygamberleri tarafından bildirildiği gibi başların son olacağının anlaşılmasıyla yer değiştirir. Enki tarafından yazdırılan olayların kaydı işte böylece kehanetin temeli olur ve geçmiş gelecek haline gelir. Yemin. Büyük Tanrı'nın Efendi Enki'nin kulu, Erudu kentinin oğlu, usta yazıcı Edupsar'ın sözleridir. Büyük afetten sonraki 7. yılın 2. ayının 17. gününde Büyük Tanrı, insanoğlunun hayırlı biçimlendiricisi, her şeye gücü yeten ve iyiliksever efendim Enki tarafından çağrıldım. Kötülük rüzgarı, şehre doğru yaklaşırken Eridu'dan çorak steplere kaçabilmiş olan az sayıda insanın arasındaydım. Ateş yakmak için çalı çırpı toplamak üzere kıra doğru uzaklaştığım bir sırada başımı kaldırıp baktım ki ne göreyim. Güneyden bir kasırga çıka geldi. Çevresinde kırmızımsı bir parlaklık vardı ve hiç ses çıkartmıyordu. Yere eriştiğinde karnından 4 tane dik ayak çıktı ve parlaklık kayboldu. Kendimi yere atıp yüzüstü kapaklandım. Çünkü bunun bir ilahi görüm olduğunu biliyordum. Başımı kaldırıp bakınca yanı başımda iki ilahi kişinin durmakta olduğunu gördüm. Yüzleri insan yüzüydü ve giysileri cilalı tunç gibi parlamaktaydı. Bana adımla seslenip şöyle dediler: "Büyük Tanrı, Efendi Enki tarafından çağrılıyorsun. Korkma, çünkü kutsandın. Seni alıp göğe çıkarmaya ve onun Magan ülkesinde, Magan nehrinin ortasında, adanın üstünde, savakların olduğu yerdeki meskenine götürmeye geldik." Ve onlar konuşurken kasırga ateşten bir atlı arabaymışçasına kendini yükseltip gitti. Her biri bir elimden tutup beni kaldırdılar. Beni yer ve gök arasında kartalların süzüldükleri gibi hızla taşıdılar. Toprağı ve suları, ovaları ve dağları görebiliyordum. Beni Büyük Tanrı'nın meskeninin girişindeki adanın üstünde yere indirdiler. Ellerimi bıraktıkları anda daha önce eşini benzerini görmediğim bir parlaklık beni sarıp yere çaldı. Yaşam nefesim boşalmışçasına yere yığıldım. Adımı çağıran bir sesle, sanki en derin uykudan uyanırmışçasına kendime gelmeye başladım. Kapalı bir mekanın içindeydim. Karanlıkta ama bir ışıltı da vardı. Sonra adım, sesleri en derin tarafından bir kez daha söylendi. Sesi duyabiliyor olmama rağmen ne nereden geldiğini görebildim ne de konuşanın kim olduğunu. "Buradayım," dedim. Derken bu ses bana şöyle dedi: "Adapa'nın evladı Edupsar, yazıcım olasın. Sözlerimi tabletlere yazasın diye seni seçtim." Aniden bu mekanın bir kısmında bir parlaklık peyda oldu. Yazıcılara has bir çalışma yeri gördüm. Bir yazıcı masası ve iskemlesi. Ayrıca güzelce biçimlendirilmiş taş tabletler vardı. Ama ne kil tablet ne de yaş kil kabı gördüm. Masanın üstünde sadece bir yazı kalemi duruyordu. Parlaklığın içinde hiçbir kamış yazı kalemine benzemeyen şekilde duruyordu. Ve o ses tekrar konuşup şöyle dedi: "Erudu kentinin oğlu, sadık kulum Edupsar. Ben efendin Enki'yim. Sözlerimi yazıya dökmen için seni çağırdım. Çünkü büyük afetten dolayı, insanoğlunun başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Olayların doğru sırasını kayda geçirmek isterim ki tanrılar da, insanlar da ellerimin temiz olduğunu bilsinler. Büyük tufandan beridir dünyanın, tanrıların ve
dünyalıların başına böyle bela gelmedi. Ama büyük tufan mukadderdi. Ancak büyük afet mukadder değildi. 7 yıl önce olan bu afet olmak zorunda değildi. Önlenebilirdi ve ben Enki bunu önlemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Heyhat, başaramadım. Kısmet miydi yoksa kader miydi? Kararı gelecekte verile. Çünkü günlerin sonunda bir yargılama günü olacaktır. O gün dünya sarsılacak ve nehirler yatak değiştirecek. Öğle vakti karanlık çökecek. Gece ise göklerde bir ateş olacak. Geri dönen göksel tanrının günü olacak o gün. Ve ister tanrılardan, ister insanlardan olsun, kimin hayatta kalıp kimin yok olacağı, mukadder olan şey bir devrenin içinde tekrarlanacaktır. Ve kısmet olan şey yalnızca kalbin niyetinin iyiye mi, kötüye mi yol açtığı yargılanacaktır. Ses sessizleşti. Sonra büyük tanrı tekrar konuşup şöyle dedi. İşte bu nedenle ki sana başlangıçların ve önceki zamanların gerçek hikayesini anlatacağım. Çünkü gelecek geçmişte yatmaktadır. 40 gün 40 gece ne bir şey yiyecek ne de içeceksin. Yalnızca bir kereliğine su ve ekmek göreceksin. Ve bu seni görevin bitene dek idare edecek. Ses durakladı ve birdenbire mekanın başka bir yerinde bir ışıltı ortaya çıktı. Bir masa gördüm. Üstünde bir tabak ve kupa vardı. Kalkıp oraya gittim. Tabakta ekmek ve kupada su olduğunu gördüm. Büyük Tanrı Enki'nin sesi yine konuşup şöyle dedi. Endupsar, ekmekten ye ve sudan iç. 40 gün 40 gece tok kal. Söylendiği gibi yaptım. Sonrasında o ses bana yazıcı masasına oturmamı söyledi. Oradaki ışıltı çoğaldı. Olduğum yerde ne bir kapı ne bir gedik vardı ama yine de ortalık gün ortası gibi pırıl pırıldı. Ve ses şöyle dedi. Yazıcı Endupsar, ne görüyorsun? Başımı kaldırıp bakınca ışıltının hüzmelerinin masaya, taslara ve yazı kalemine döküldüğünü görüp şöyle dedim. Taş tabletler görüyorum ve renkleri gökyüzü gibi duru. Daha önce hiç görmediğim bir yazı kalemi görüyorum. Sapı hiç de kamışa benzemiyor ve ucuysa bir kartalın pençesini andırıyor. Ve ses şöyle dedi. Bunlar üstüne sözlerimi yazacağın tabletlerdir. İsteğim üzerine en iyi lacivert taşından 2 pürüzsüz yüzü olacak şekilde kesildiler. Gördüğün yazı kalemi ise bir tanrının eseridir. Sapı altın gümüş alışımından ve ucuysa ilahi kristalden yapılmıştır. Tabletin üstünü sanki ıslak kili işaretliyormuşçasına kolayca yazacaksın. Ön yüze 2 sütun halinde yazacaksın. Her bir taş tabletin arka yüzüne 2 sütun halinde yazacaksın. Sözlerimden ve cümlelerimden sapmayacaksın. Bir duraklama olduğunda taşlardan birine dokundum. Yüzeyi pürüzsüz cilt gibiydi. Yumuşacık geldi elime. Kutsal yazı kalemini elime aldım. Tüy gibi hafifti. Sonra Büyük Tanrı Enki konuşmaya başladı ve ben onun sözlerini tam söylediği gibi yazmaya başladım. Sesi bazen gürdü, bazen de neredeyse fısıltı. Bazen sesinde neşe veya gurur vardı, bazense acı ve ıstırap. Ve bir tabletin 2 yüzü de yazıyla dolunca devam etmek için diğerini aldım. Son sözleri söyledikten sonra Büyük Tanrı durakladı ve derin bir iç çekiş sesi duydum. Ve şöyle dedi. Kulum Endupsar, 40 gün 40 gece boyunca sözlerimi sadakatle kayda geçirdin. Görevin burada tamamlandı. Şimdi bir başka tablet al eline. Üstüne kendi yeminini yazacak ve sonuna ise mührünle tanıklık ettiğini gösteren işareti basacaksın. Tableti alıp diğer tabletlerle birlikte ilahi sandığa koy. Çünkü belirlenmiş bir zamanda seçilmiş olanlar gelip sandığı ve tabletleri bulacak ve sana yazdırdığım her şeyi öğrenecekler.
başlangıçların, önceki zamanların ve eski zamanların ve büyük afetin gerçek hikayesi bundan böyle Efendi Enki'nin sözleri olarak bilinecek. Ve bu geçmişe tanıklık kitabı ve geleceğin kehanet kitabı olacak. Çünkü gelecek geçmişte yatmaktadır ve başlar da son olacaktır. Durakladı ve ben tabletleri alıp onları doğru sırasıyla birer sandığa yerleştirdim. Sandık akasya ağacından yapılmıştı ve dışı altın kaplamaydı. Bir duraklama oldu ve sonra efendim Enki şöyle dedi. Sana gelince Endubsar, büyük bir tanrıyla konuştun ve beni görmesen de huzurumda kaldın. Böylece kutsanmış oldun. Bundan böyle benim halka seslenen sözcüm olacaksın. Onlara doğru hayat sürmelerini tembihle. Çünkü iyi ve uzun bir hayatın temelidir bu. Onları teselli de edeceksin. Çünkü 70 yıl içinde şehirler yeniden kurulup ürünler yeniden filizlenecek. Esenlik olacak. Ama savaş da olacak. Yeni uluslar kudretli hale gelecek. Krallıklar kurulup yıkılacak. Eski tanrılar bir kenara çekilecek ve kısmetleri yeni tanrılar belirleyecek. Ama günlerin sonuna gelindiğinde hakim olacak olan kaderdir. Ve gelecekle ilgili olanlar benim geçmişle ilgili sözlerimin içinde önceden bildirilmiştir. Bunların hepsini Endubsar, halka sen anlatacaksın. Sonra bir duraklama ve ardından sessizlik geldi. Ve ben Endubsar yere kapaklanıp sordum. Peki ama ne söyleyeceğimi nasıl bileceğim? Ve Efendi Enki'nin sesi şöyle dedi. Gökte işaretler olacak ve söylenecek sözler sana rüyalarda ve görümlerde gelecek. Senden sonra başka seçilmiş peygamberler de olacak. Ve en sonunda bir yeni yer ve bir yeni gök olacak. Ve de peygamberlere artık ihtiyaç kalmayacak. Sonra sessizlik çöktü. Ve ışıltılar söndü. Ve ruh beni terk etti. Tekrar kendime geldiğimde Eridu'nun dışındaki tarlalardaydım. Usta yazıcı Endubsar'ın mührü. Tanrı Enki tam 14 tablet yazdırdı Endubsar'a. Acaba tabletlerde ne yazıyordu? Bir sonraki videoda. Anunnaki Tanrısı Enki'nin Kayıp Kitabı video serisinde ikinci bölümdeyiz. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi ve ardından bu videoyla devam etmenizi öneriyorum. Çünkü konular birbirine oldukça bağlantılı. Ve eğer birinci bölümü izlediyseniz, anlatılanları dikkatlice dinlediyseniz ortaya çıkan bazı enteresan sorular olduğunu gördüğünüzü düşünüyorum. Şöyle bir göz atalım. Sümer tabletlerinde uzun uzun yeri olan ve çok sonraları bulunan Enki'nin Kayıp Kitabı isimli tabletlerinde geçen Enki ve yazıcı yani Endubsar arasında geçen diyaloglar, görevler ve Enki tarafından Endubsar'a verilen bir takım emanetler yakinen bildiğimiz bir peygamber olan Hazreti Musa'ya çok benziyor. Yani Endubsar aslında Hazreti Musa mı? Çünkü Hazreti Musa da tabletleri almak üzere dağa çıkıyor. 40 günden biraz geçkin bir süredir orada kalıyor. Ki bu Kur'an'da ayetlerle sabittir. Diğer taraftan Enki'nin emanet ettiği sandık ve tabletleri içine koyduğu ve zamanı geldiğinde seçilmiş kişilerin bulacağı bu sandık günümüzde de bilindiği gibi ve Hazreti Musa'ya emanet edildiği gibi kutsal ahit sandığıdır. Zaten günümüzün de kehanet öğelerinden biri değil midir? Tıpkı binlerce yıl önce yazılmış olan bu tabletlerde de söylendiği gibi.
Peki Endupsar'ın Hazreti Musa olma olasılığı nedir? Sizin cevabınız varsa mutlaka yorumlarda dile getirmenizi istiyorum. Umarım bir gün bu soruyu cevaplayabiliriz. Evet, devam edelim. Enki'nin kayıp kitabında belirtilen tabletleri kısa kısa açıklamaya başlayalım. Bunlar günümüzde aynı zamanda ayrıntılarıyla Sümer tabletleri ismiyle bilinmektedir. Efendi Enki'nin sözleri. Birinci tablet. Sümer'in yıkımına ağıt. Nükleer bulut yayılırken tanrılar şehirlerinden nasıl da kaçtılar? Tanrılar Meclisi'ndeki görüşmeler. Dehşet silahlarını serbest bırakmakla ilgili meşhum karar. Tanrıların kökeni ve Nibiru'daki ürkütücü silahlar. Nibiru'nun kuzey ve güney savaşları. Birleşme ve hanedan saltanatları. Nibiru'nun güneş sistemindeki yeri. Küçülüp incelen bir atmosfer iklim değişikliklerine sebep olur. Atmosfere kalkan yapmak için altın elde etme girişimi başarısız olur. Bir gaspçı olan Alalu, volkanik gazları harekete geçirmek için nükleer silahları kullanır. Hanedanın varisi Anu, Alalu'yu tahttan indirir. Alalu, bir uzay aracı çalıp Nibiru'dan kaçar. İkinci tablet. Alalu'nun nükleer silahlarla donanmış uzay aracıyla uçuşu. Rotasını Ki'ye, 7. gezegene, yani Dünya'ya çevirir. Niçin Dünya'da altın bulmayı ummaktadır? Güneş sisteminin kozmogoni, yani Tiamat'ın suyu ve altını. Nibiru'nun dış uzaydan gelip ortaya çıkışı. Göksel savaş ve Tiamat'ın parçalanması. Tiamat'ın bir yarısı olan Dünya, ondan sularını ve altını miras alır. Tiamat'ın ana uydusu Kingu, Dünya'nın ayı haline gelir. Nibiru'nun kaderi sonsuza dek güneşin etrafında dönmektir. Alalu'nun gelişi ve Dünya'ya inişi. Altın bulan Alalu, Nibiru'nun kısmetini ellerinde tutmaktadır. Üçüncü tablet. Alalu haberi Nibiru'ya ışınlayıp yeniden krallık iddiasına bulunur. Şaşıran Anu, meseleyi krallık meclisine sunar. Anu'nun önde gelen oğlu Enlil, olayı yerinde doğrulamayı önerir. Anu'nun ilk oğlu ve Alalu'nun damadı olan Ea, bu iş için seçilir. Ea, gök sandalını bu yolculuk için hünerle donatır. Anzu tarafından uçurulan uzay gemisi 50 kahramanı taşımaktadır. Zorlukları atlatan Nibirulular Dünya'nın manzarasına hayran kalır. Alalu'nun yönlendirmesiyle suya inip kıyıya çıkarlar. Evden uzaktaki evi, yani Eridu'yu 7 günde kurarlar. Burası Mezopotamya'dır. Türkiye'nin güneyi, Aden Körfezi'nin kuzeyi noktasındadır. Sulardan altın çıkarma işlemine başlar. Miktar çok az olmasına rağmen Nibiru hemen yollanmasını talep eder. Pilotlardan biri olan Abgal bu yolculuk için Alalu'nun gemisini seçer. Yasaklanmış nükleer silahların gemide olduğu keşfedilir. Ea ve Abgal dehşet silahlarını gemiden çıkarıp saklarlar. Dördüncü tablet. Nibirulular azıcık altın tedariğine bile sevinirler. Altının atmosfere kalkan olarak kullanımı sınanır ve başarılı olur. Dünya'ya daha çok kahraman ve yeni araç gereç yollanır. Sulardan altın çıkarma işlemi hayal kırıklığı yaratmayı sürdürür. Ea, Abzu'da derinlerden kazılıp çıkarılması gereken altın kaynakları bulur. Önemli bir karar için Enlil, sonra Dünya'ya gelirler. Üvey kardeşler kavga edince alacakları görevler kurayla belirlenir. Enki,
yani dünyanın efendisi unvanını alan Ea, Abzu'ya gider. Enlil sabit tesisleri geliştirmek için Edin'de kalır. Burası günümüzde Aden Körfezi veya Aden Cenneti olarak bilinir. Anu ayrılmaya hazırlanırken Alalu'nun saldırısına uğrar. Yargılanan yediler Alalu'yu Lahmu'ya sürgün cezasına çarptırılırlar. Anu'nun kızı Ninma tıp komutanı olarak dünyaya yollanır. Lahmu'da yani Mars'a uğrayan Ninma Alalu'yu ölmüş bulur. Alalu'nun yüzünü andıracak biçimde oyulan bir kaya onun mezar taşı olur. Anzu'ya Mars istasyonunun komutası verilir. 5. tablet. Ninma bir grup kadın hemşire ile dünyaya gelir. İksir sağlayan bitkiler yetiştirilmesi için tohumlar getirir. Enlil'e evlilik dışı beraberliklerinden doğan oğlu Ninurta'nın müjdesini verir. Enki Abzu'da bir mesken ve maden ocakları kurar. Aden'de Enlil uzay ve diğer tesisleri kurar. Dünyadaki Nibiru'luların yani Anunnakilerin sayısı 600'ü bulur. 300 Igigi Lahmu'daki yani Mars'taki tesisleri işletir. Su'da zorla sahip olduğu için Enlil sürgüne gönderildiği sırada saklanan silahları öğrenir. Sud, Enlil'in eşi Ninlil olur. Ona bir oğul doğurur. İsmi Nannar. Ninma Abzu'ya gidip Enki'ye katılır. Ona kız çocuklar doğurur. Enki'nin eşi Ninki, oğulları Marduk'la gelir. Enki ve Enlil daha çok oğullar edindikçe dünyada kabileler oluşur. Çektikleri güçlükler nedeniyle Igigiler Enlil'e karşı bir darbe yapar. Ninurta, onların önderi Abzu'yu hava savaşlarında yener. Daha çok altın çıkarmaları için zorlanan Anunnakiler isyan eder. Enlil ve Ninurta isyancıları suçlarlar. Enki yapay yolla ilkel işçiler oluşturmayı önerir. 6. tablet. Duyduklarına inanamayan önderlere Enki bir sır açıklar. Abzu'da Anunnakileri andıran bir yaratık serbestçe dolaşmaktadır. Onun yaşam özü Anunnakilerin yaşam özüyle çoğaltılarak zeki bir ilkel işçi olması için niteliği arttırılabilir. Enlil, yaratmak her şeyi başlatan babaya mahsustur diye bağırır. Ninma, suretimizi zaten mevcut bir yeteneğe vereceğiz diye savunur. Hayatta kalabilmek için altına fena halde ihtiyacı olan önderler evet derler. Enki, Ninma ve Enki'nin oğlu Ningishzitta deneylere başlarlar. Pek çok başarısızlıktan sonra kusursuz model Adam'ı elde edilir. Bu günümüzde Adem olarak bilinir. Bu başarısından dolayı Ninti, Yaşam Hanımı unvanını alır. Enki'nin eşi Ninki, dişi dünyalının Tiamat'ın biçimlendirilmesine yardım eder. Melez olan dünyalılar çiftleşmekte ama üreyememektedirler. Ningishzitta onların yaşam ağacına iki önemli dal daha ekler. Onaylanmamış işler yapıldığını keşfeden Enlil dünyalıları kovar. 7. tablet. Abzu'ya dönen Adamu ve Tiamat'ın çocukları olur. Dünyalılar çoğalıp madenlerde ve hizmetkar olarak çalışmaya başlarlar. Enlil'in ikiz torunları Utu ve İnan'la doğar. Anunnaki çiftlerinin dünyada çocukları doğar. İklim değişiklikleri dünya ve Lahmu'da güçlüklere sebep olmaktadır. Nibiru'nun yörüngesi üstünde yol alırken yaklaşmasına afetler eşlik eder. Enki ve Marduk ayı inceler ve burasının yaşanmaz olduğuna karar verirler. Enki takım yıldızları ve göksel zamanı belirler. Kendi kısmetinden dolayı gücenik olan Enki, Mardu'a en üstün olacağı sözünü verir. Anu, yeni uzay limanının komutasını Mardu'a değil, Utu'ya verir. Enki, iki dünyalı dişi ile birleşir. Biri Adapa adlı oğul, diğeri
Titi adlı bir kız doğurur. Tabii bu arada sevgili arkadaşlar, Adapa ve Titi yani Nefertiti'yi Mısır külliyatında ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tabii yine hazır bir notu dile getirirken şunu da söylemek istiyorum. Sümer tabletleri yani bu okumakta olduğumuz tabletlerin kısa özetlerini sizlere iletiyorum. Eğer ki tabii bu başlıklar altında birçok ayrıntı mevcut. Bunları merak ediyorsanız ki merak etmelisiniz, kanalımızda Sümer tabletleri videoları var. Tabii hepsi olmasa da belirli bir kısmı var. Yakında Sümer tabletleri videolarını da tamamlayacağız, aklınızda olsun. Fakat ki şu an mevcut olan tabletlerin ayrıntıları için videoları tıklamanızı, tabii boş bir zamanınızda, kafanızın rahat olduğu bir zamanda dinlemenizi, incelemenizi sizlere öneriyorum. Tabii bunlar elbette ki İslam diniyle taban tabana çakışan, taban tabana zıt olan bir takım literatürler. O yüzden sadece bunları bir ders mukabilinde, bir öğrenim mukabilinde incelersek, tabii inanışınız nedir bu bağlamda bilemiyorum ama ben kendi adıma söylüyorum, daha şeffaf, daha pozitif sonuçlara ulaşmamızda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, devam ediyoruz. Babaları olduğunu saklayan Enki onları buluntu çocuklar olarak yetiştirir. Çok zeki olan Adapa ilk uygar insan olur. Adapa ve Titi çiftleşir. Tabii bu arada Adapa evren tarihinde kültürel anlamda ilk kitabı yazan birçok gerçeği, tabii şu an günümüzde bunları ezoterik ve mistik kaynaklar olarak inceleyebiliriz ve günümüzde bu kitap hala barındırılıyor. Nerede olduğu elbette ki bilinmiyor ama büyük ihtimalle ki Yahudilerin elindedir veya Vatikan'ın kaynaklarındadır ve zaten Vatikan'da temelde Yahudi inanışına sahip olduğu için dolayısıyla bu tip külliyatların bankası olarak bilinen Vatikan'ın gizli odalarında, gizli arşivlerinde saklandığını, barındırıldığını düşünüyorum. Devam ediyorum. Babaları olduğunu saklayan Enki onları buluntu çocuklar olarak yetiştirir. Çok zeki olan Adapa ilk uygar insan olur. Adapa ve Titi çiftleşir. İki oğulları olur. Kain ve Abel. 8. tablet. Adapa'nın geniş kavrayışı Nibiru'nun alimlerini şaşırtır. Anu'nun buyruğu üstüne Adapa Nibiru'ya götürülür. Bir dünyalının ilk uzay yolculuğu. Enki, Adapa'nın babasının kimliğini Anu'ya açıklar. Enki yaptığı işi besin ihtiyacının kalmaması bahanesiyle haklı çıkar. Adapa çiftliğe ve çobanlığa başlamak üzere geri yollanır. Enlil ve Enki tahıl tohumları ve davar nesilleri oluştururlar. Ninurta Kain'e tahıl yetiştirmeyi öğretir. Marduk Abel'e çobanlığı ve yün eğirmeyi öğretir. Su yüzünden dövüşürken Kain bir yumrukla Abel'i öldürür. Kain cinayetle suçlanıp sürgüne yollanır. Adapa ve Titi'nin başka çocukları olur ve aralarında evlenirler. Adapa ölüm döşeğinde varisi olarak oğlu Sati'yi kutsar. Torunlarından biri olan Enki'me Marduk tarafından Lahmu'ya götürülür. 9. tablet. İnsanlık çoğalır. Adapa'nın soyu kraliyeti oluşturur. Enlil'e karşı gelen Marduk bir dünyalı kadını eş alır. Göksel karışıklıklar ve iklim değişimleri Lahmu'yu etkiler. İgigiler dünyaya inerek dünyalı kadınları yakalayıp eş alırlar. Rastgele ilişkilere giren Enki'nin bir insan oğlu olur. Zeus Sudra. Kuraklıklar ve salgın hastalıklar dünyada büyük ıstıraplara sebep olur. Bunu işlenen günahların mukadder cezası olarak gören Enlil ana yurda dönmek ister. Gizemli bir elçi onları kaderlerine karşı gelmemeleri konusunda uyarır. Afete yol açacak tufanın yaklaştığını gösteren işaretler artar. Anunnakilerin çoğu Nibiru'ya dönmek üzere yola çıkarlar. Enlil, insanlığın yok olmasına izin verecek bir planı zorla kabul ettirir. Enki ve Ninma, dünyanın yaşam tohumlarını koruma altına almaya başlarlar. Geride kalan Anunnakiler, tufan gününe hazırlanırlar.
uyarı işaretini aşağı dünyanın efendisi Nergal verecektir. 10. Tablet. Gizemli elçi bir rüya görümünde Enki'ye görünür. Enki, oğlu Ziusudra aracılığıyla insanlığı kurtarması söylenir. Enki, bir bahaneyle Ziusudra'yı bir denizaltı inşa etmeye yönlendirir. Burada yine bir dipnotla sizlere bilgi vermek istiyorum sevgili dinleyicilerim, sevgili izleyicilerim. Ziusudra'yı kanalımızda bulunan Gılgamış Destanı videolarında da göreceksiniz. Gılgamış Destanı'nda ise uzun yaşamı, ölümsüzlüğü elinde bulunduran bilge bir kişi sıfatıyla görünüyor. Biliyorsunuz ki Gılgamış Destanı'nda Kral Gılgamış ölümsüzlüğü arıyor. Edindiği bilgiler vasıtasıyla Ziusudra'ya kadar ulaşıyor. Ziusudra'yla bir süre birlikte kaldıktan ve sohbet ettikten sonra ölümsüzlük otunun nerede olduğunu öğreniyor ve böylelikle ölümsüzlük otuna ulaşıyor. Tabii sonrasında kaybediyor, o da ayrı bir konu ama burada önemli olan detay buydu. Ziusudra Gılgamış Destanı'nda bilge bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Son cümleyi tekrarlayarak devam ediyorum. Enki bir bahaneyle Ziusudra'yı bir denizaltı inşa etmeye yönlendirir. Tekneye bir kılavuz biner. Yanında dünyanın yaşam tohumlarını getirir. Nibiru'nun yaklaşması Ak Diyar'ın buz örtüsünün kaymasına neden olur. Oluşan gelgit dalgası dünyayı suyla kaplar. Geride kalan Anunnakiler havadaki yörüngelerinde dünyanın başına gelenlere hayıflanırlar. Sular çekilir, Ziusudra'nın teknesi Kurtuluş Dağı'nın üstüne oturur. Bir kasırgayla aşağıya inen Enlil, Enki'nin hilesini keşfeder. Enki, bunun her şeyin yaratıcısı tarafından mukadder kılındığına Enlil'i ikna eder. Felaketten sağlam kurtulan iniş platformunu geçici üs olarak kullanırlar. Orada kurulan yaratılış odasında tahıllar ve davarlar biçimlendirilir. Denizlerin ötesindeki diyarlardan bol miktarda altın bulunur. Eski diyarlarda yeni uzay tesisleri kurulur. Bunlar arasında iki yapay dağ ve aslan biçimli bir yontu vardır. Evet sevgili arkadaşlar, çok önemli bir dipnot vermek istiyorum sizlere. Elimde daha yeni gün yüzüne çıkarılmış yeni kaynaklar ve yeni bilgiler var. Nereyle ilgili? Göbekli Tepe ile ilgili. Şu an daha hazırlamaya başlamadım ama şu an derleme aşamasındayım. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağım yakın bir zaman çerçevesi içerisinde. Son okuduğum cümleyi yeniden size okuyorum ve dipnotu veriyorum. Bakın, eski diyarlarda yeni uzay tesisleri kurulur. Bunlar arasında iki yapay dağ ve aslan biçimli bir yontu vardır. Şimdi bilgi ve bilgiye yönelik soru şu şekilde. Sizce bu yontu ve bu yapay dağ Göbekli Tepe olabilir mi? Cevaplar sizde kalsın. Ben araştırmalarım neticesinde doğru sonuçlara vardığımda bu konunun üzerine basa basa sizlere evet bu doğrudur diyebileceğim kıvama getirdiğimde bunu sizlere ileteceğim sevgili arkadaşlar. Sadece dikkatinizi çekmek istiyorum bu cümleye. O eski uzay üslerinden bir tanesi Göbekli Tepe tapınağı, tabii biz şu anda tapınak olarak biliyoruz ama Göbekli Tepe olabilir mi? Bunu düşünelim. Evet, son cümleyi tekrarlayarak devam ediyorum. Eski diyarlarda yeni uzay tesisleri kurulur. Bunlar arasında iki yapay dağ ve aslan biçimli bir yontu vardır. Ninma yeniden şiddetlenen rekabeti çözmek için bir barış planı önerir. On birinci tablet. Uzay limanının toprakları Tilmun tarafsız bölge ilan edilir. Ninarsa olarak yeni bir ünvan alan Ninmah'a bağışlanır. Marduk kara diyarları alır. Enlilciler eski diyarları. Marduk'un torunları tartışır. Satu Asar'ı öldürür. Asar'ın eşi Asta kendi kendini dölleyerek
Horon'u doğurur. Tilmun semalarındaki hava savaşlarında Horon, Satu'yu yok eder. Enlilciler, başka bir uzay limanının yapımına girişmenin akıllıca olduğunu düşünmektedir. Enki'nin oğlu Dimuzi ile Enlil'in torunu Inanna birbirlerine aşık olur. Sonuçlardan korkan Marduk, Dumuzi'nin ölümüne yol açar. Dumuzi'nin cesedini ararken Inanna ölüme terk edilir ve sonra diriltilir. Inanna, Marduk'u yakalayıp cezalandırmak üzere bir savaş açar. Enlilciler, Marduk'un büyük tepede saklandığı yere girerler. Marduk'u diri diri gömmek üzere en üst odayı mühürlerler. Marduk'un eşi Sarpanti ve oğlu Nabu onun yaşamının bağışlanması için yalvarırlar. Tepenin sırlarını bilen Ningishzit da Marduk'a ulaşır. Hayatı bağışlanan Marduk sürgüne yollanır. Enki ve Enlil dünyayı oğulları arasında bölüşürler. On ikinci tablet. Toprak kurur. Ovalar ve nehir vadilerine yeniden yerleşirler. Denizlerin ötesindeki diyardan bol miktarda altın çıkar. Anu ve eşi Antu unutulmaz bir ziyaret için gelirler. Hatıralarını tazeleyen önderler, kaderin piyonları olduklarını fark ederler. İnsanlığa 3 uygarlık bölgesi tayin ederler. Dünyadan ayrılmadan önce Anu tarafından affedilen Marduk hala isyankardır. Birinci bölge ve uzay tesisleri Enlilcilerin topraklarıdır. İnsanlığın ilk uygarlığı birinci bölge yani Sümer medeniyeti başlar. Marduk kanuna aykırı bir fırlatma kulesi inşa etmek üzere bir bölgeye el koyar. Enlilciler tarafından engellenen Marduk ikinci bölgeyi ele geçirir. Ningishzit dayı Tot tahttan indirip uzak diyarlara sürgün eder. Kendisini yeni bir dinin en üstün tanrısı olarak ilan eder. Ra. Yeni bir uygarlığın başladığını göstermek üzere Firavun saltanatını başlatır. Enlil, oğlu İşkuru, metal kaynaklarının koruyucusu olarak tayin eder. İnanna'ya 3. bölgedeki yani Indus Vadisi'ndeki hakimiyet bölgesi verilir. On üçüncü tablet. Tanrılar için kutsal semtleri olan kraliyet şehirleri çoğalır. Yarı tanrılar saraylarda ve tapınaklarda kral ve rahip işlevi görmeye başlar. Marduk, hakimiyetindeki takipçilerine ölümden sonra sonsuz yaşam sözü verir. Sümer'de Inanna diriliş inancını teşvik eder. Göksel alamet ve olacakları önceden bildirmek taraftar kazandırır. Marduk, yaklaşan çağın kendi burcu Koç çağı olacağını ilan eder. Ningishzit da bunun aksini göstermek üzere taş gözlem evleri inşa eder. İsyanlar, savaşlar ve istilalar Enlilci ülkelerin dengesini bozar. Gizemli elçi Enlil'e görünüp bir afetin geleceğini bildirir. Hayatta kalanlara önderlik etmesi için bir layık adam seçmesi için Enlil'e talimat verir. Enlil, kraliyet ailesinden rahiplik yapan bir ailenin oğlu olan İbrahim'i seçer. Bu tarihimizde İbrahim olarak bilinir veya Yahudiler tarafından Abraham olarak bilinir. Nabu tarafından toplanan ordular uzay limanını ele geçirmeye kalkışırlar. Enki'nin kararını iptal eden tanrılar dehşet silahlarına başvururlar. Ninurta ve Nergal uzay limanını ve günahkar şehirleri ortadan kaldırırlar. Sürüklenen nükleer bulut Sümer'deki herkese ve her şeye ölüm taşır. On dördüncü ve son tablet. Marduk'un seçtiği merkez olan Babil afetten etkilenmez. Enki bunu Marduk'un kaçınılmaz hakimiyetinin alameti olarak görür. Enlil geçmiş, kısmet ve kader üstünde düşünür. Marduk'un en üstün olduğunu kabul eder ve
uzak diyarlara çekilir. Erkek kardeşler duygu dolu bir vedalaşma yaşar. Enki, geçmişi, geleceği önceden bildiren bir kılavuz gibi görür. Tüm olanları gelecek nesillere kalması için kayda geçirmeye karar verir. Yazıcı Endupsar'ın mührüyle. Nibiru'lu Anu'nun ilk oğlu Enki'nin sözleri budur.